Bağlantılı bir haber. Amerika Birleşik Devletleri basını Türkiye'ye F-16 satışı konusunda dikkat çekici bir haber yayınladı. Habere göre Başkan Joe Biden Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye uçak değil ama modernizasyon kiti satışına onay vermesini istedi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haber imza attı. Buna göre ABD Başkanı Biden temsilciler meclisinden Türkiye'ye F-16 modernizasyon kitlerinin satışını onaylamasını istedi. Eğer satış onaylanırsa, ABD Türkiye'ye F-16 uçakları için gelişmiş silahlar, radar sistemleri ve elektronik ekipman gönderecek. Gazete Biden'ın bu adımı Türkiye'yi batıya yaklaştırma amacıyla attığı yorumunu yaptı. Ankara'nın Moskova ve Pekin'e yaklaşmasının önüne geçilmek istendiği belirtildi. Anlaşmanın Türkiye'ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için kongrenin nabzını ölçmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Washington son dönemde Türkiye'ye savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışı konusunda tavır değiştiriyor. Bunda Türkiye'nin Ukrayna'da savaşın sona ermesi için gösterdiği çabanın payı büyük. ABD Dışişleri de Kongre'ye konuyla ilgili mektup yazmıştı. Türkiye'nin yeni nesil savaş uçaklarına sahip olmasının Amerikan çıkarlarına uygun olduğu vurgulanmıştı. Bunun NATO'yu güçlendireceğinin de altı çizilmişti. Ukrayna'da barış adımı atmak zorlaştı. Diplomatik kaynaklar böyle söylüyor. Dahası savaşın sertleşmesi diplomasinin şansını azaltıyor. Bunun yanında Erdoğan-Putin görüşmesi bekleniyor. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir hafta sonra F-16 satışını görüşmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Kalıcı barışın sağlanması, sivillerin tahliyesi Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için çabalarını sürdürüyor. Buça'da yaşanan vahşet müzakerelerin önünü tıkasa da Türkiye tarafları aynı masada toplamak için yoğun çaba harcıyor. Diplomatik kaynaklar çatışmalar sürerken müzakere sürecinin devam ettiğinin altını çizdi. Güvenlik garantileri konusunda taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Arka kapı diplomasisi hassasiyetle yürütülüyor. Ancak sahadaki olumsuzluklar süreci de etkiliyor. Diplomatik kaynaklara göre garantör olarak adı geçen ülkelerin henüz taraflara sunduğu bir teklif yok. Birleşmiş Milletler'in insani temas grubu kurulması teklifi ise masada. Birleşmiş Milletler'in teklifi var insani temas grubu konusunda. Önümüzdeki günlerde bu konuda görüşmeler devam edebilir. Teknik düzeyde bazı toplantılar olabilir. Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya, Ukrayna arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini açıklamıştı. Henüz tarih netleşmedi. Diplomatik kaynaklar Mısır'la normalleşme sürecini de değerlendirdi. İki ülke arasında bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bakanlar düzeyinde de temasın kurulabileceğinin altı çizildi. Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İki bakanın görüşmesinde F-16'lar konusunda başlatılan stratejik mekanizmanın ele alınacağı ifade edildi. Ülkeler arasındaki anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanılacağı ve işbirliği alanları üzerinde durulacağı da vurgulandı.